Bilgileri aktaracak telefon hattımızda. Nedir, neden kaynaklandı patlama ve tam olarak nerede oldu Nihat? Bayrampaşa metro istasyonunun 100 metre ilerisi burası. E5 yol üzerinden, E5'ten Bayrampaşa Sapa istikametinde yolun kenarına, bariyerlerin dibine, ağaç altına bırakılan muhtemelen boru tipi bir bombanın patlamasıyla bu olay meydana gelmiş. Ve şans eseri yoldan geçen iki araç hasar görmüş. Araçların birinin içinde bulunan bir vatandaşımız yaralanmış. Diğer aracın içinde olduğunu söyleyen bir vatandaşla da kısa bir görüşme yapabildik. O vatandaş da yolda seyir halindeyken hemen yolun kenarında büyük bir patlama olduğunu, araçlarının savrulduğunu ve durduklarını, şansları kendine bir şey olmadığını bize söyledi. Fakat öndeki aracın içerisinde bulunan bir vatandaşın o kadar da şansı olmadığı, onun bu patlamanın şiddetiyle yaralandığı ve buraya gelen ambulanslar vasıtasıyla da Haseki Hastanesi'ne kaldırıldığını öğrendik. Şu an burada çok sayıda polis ekibi, ambulans ve itfaiye ekipleri hazır olarak bekliyor. Polis helikopteri de şu an havadan çevre güvenliği ile ilgili tarama çalışması yapıyor. Şu an uzmanlar olay yerinde inceleme yapıyor. Geniş bir alan bariyerlerle çevrildi. Bir tramvayın da yolun kenarında beklediğini buradan görebiliyoruz. Bu patlamanın nedeniyle, çünkü patlama tam da tramvayın bulunduğu noktanın üzerinde meydana gelmiş. Şu an için söyleyeceklerimiz bu kadar. Bu patlamayla ilgili olay yerinde uzman ekipler çalışmasını sürdürüyor. Ama şunu söyleyebiliriz. Patlama yol kenarına bırakılan, ağaç altına bırakılan bir bombanın bomba nedeniyle patladığını söyleyebiliriz. Boru tipi bir bomba muhtemelen dedin.